yaşıyorlarmış. Mutlu mesut yaşıyorlarmış. Karıncaların evleri nasılmış biliyor musunuz? Evet, nasıl nasıl? Hani bizim böyle uzun uzun binalarımız var. Evet evet. Hani böyle içlerinde bir sürü odalarımız var. Uzun uzun koridorlarımız var, asansörlerimiz var, yollarımız var ya. Evet evet, hepsinden var. Ha işte, karıncaların da aynı bizimkiler gibi içinde bir sürü odası olan, o odaları birbirine bağlayan böyle karışık tünelleri olan evleri varmış toprağın altında. Ooo, harika. Evet, gerçekten de harika. İşte karıncaların bazıları bu tünelleri bu odaları yapmakla görevliymiş. Bazıları da dışarıya çıkıp yemek toplama görevindeler. Yemek toplama görevi mi? Neden? Çünkü yazın yemeklerini topluyorlarmış, kışın da dışarıya çıkmadan o topladıkları yemekleri yiyorlarmış. Demek bu yüzden yaz aylarında daha fazla karınca oluyor etrafta. İşte bizim masalımızın kahramanı olan karıncamız da yemek bulma görevindeymiş. Aa, süper. Ama daha önce hiç yemek bulma görevine gitmemiş. İlk defa yarın gidecekmiş. O yüzden çok heyecanlıymış. Aa, yarın mı? Ben de çok heyecanlandım şimdi. Hani parklarda, bahçelerde, yollarda karıncaları görüyoruz ya. Sırtında böyle çekirdek kabukları, ekmek kırıntıları, yapraklar ne bulurlarsa taşıyorlar, yollarına götürüyorlar. Aa, evet. İşte bizim karıncamız da o karıncalardan bir tanesi. Karınca. Karıncamız çok heyecanlıymış. Çünkü daha önce kendinden çok 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 daha büyük şeyler taşıyan bir sürü karıncalar görmüş. Kocaman yapraklar, fındık, fıstıklar, çekirdekler, ne bulduysa yuvasına götüren karıncaları hep daha önce görmüş. Ben de gördüm Gizem abla. Bir keresinde yolda kocaman bir yaprak taşıyan mini minnacık karıncalar gördüm. Ne kadar güçlüler böyle. Bizim karıncamız da o gördüğü karıncalar gibi olmak istiyor. Aa, öyle mi? Daha ilk günden sırtında kocaman bir yiyecek parçasıyla yuvaya geri dönüp diğer bütün karıncalara ne kadar başarılı olduğunu göstermek istiyor. He, sanki bizim karıncamız biraz hava atmak istiyor. Diyormuş ki, gideceğim en büyük, en güzel, en lezzetli yemek parçasını bulacağım. Tek başıma sırtıma atacağım ve yuvaya getireceğim. Herkes ne kadar başarılı olduğumu görecek. Sonra ne olmuş Gizem abla? Ve sonra da... Evet, sonra... Büyük gün gelmiş. Büyük gün. İşte bugün daha önce yemek toplamaya çıkmamış bütün karıncaları bir araya toplamışlar. Bizim karıncamız da orada o zaman. Bizim karıncamız da oradaymış. Neden karıncaları oraya toplamışlar? Çünkü onlara dışarıda nasıl yemek toplayacaklarını anlatacaklarmış. Bizim karıncamız da diğerleriyle beraber bekliyormuş. Derken bir tane büyük karınca gelmiş. Büyük karınca. Bu karınca daha önce dışarıya çok çıkmış ve bir sürü yemek toplamış. O yüzden dışarıdaki her şeyi biliyormuş. Aa, şimdi bildiklerini diğerlerine anlatacak. Büyük karınca başlamış anlatmaya. Ne güzel. Yemek nasıl bulunur, nerelere gidilir, bunları anlatmış. Çok iyi yapmış, çok iyi yapmış. Sonra da demiş ki, biz karıncalar gittiğimiz yerlere arkamızda kokumuzu bırakırız. Diğer karıncalar bu kokuyu takip ederek sizi bulabilirler. O yüzden hiç merak etmeyin. Asla kaybolmazsınız ve asla yalnız kalmazsınız. Aa, demek ki karıncalar birbirlerini bu şekilde buluyor. Eğer yuvanızın yolunu bulmak isterseniz de diğer arkadaşlarınızın kokusunu takip ederek yuvanıza geri dönebilirsiniz. Demek karıncalar bu yüzden birbirlerinin arkasında sıra sıra olup uzun yollar oluşturuyorlar. Bu konuşmalar bittikten sonra bütün karıncalar dışarıya çıkmışlar ve yemek aramaya başlamışlar. Yaşasın! Macera başlıyor. Bizim karıncamız da her yerde yemek aramaya başlamış. Hadi bakalım. Karıncamız bir oraya bir buraya bakmış. Yemek bulabilmiş mi? Daha bir şey bulamamış. Gitmiş araştırmaya devam etmiş. Aramaya devam karınca. Derken bir de ne görsün? Ne görsün? Kocaman bir çekirdek parçası. Kocaman çekirdek mi? Gizem abla, çekirdek küçücük bir şey. Evet, çekirdek bizim için bu kadarcık bir şey. Ama bir karınca için kocaman bir yemek. Aa, tabii ya. Karıncamız bunu gördüğüne çok sevinmiş. Ben de çok sevindim. Demiş ki, yaşasın, daha ilk günden kocaman bir çekirdek parçası buldum. Bunu yuvaya götürdüğümde herkes ne kadar başarılı olduğumu görecek, çok mutlu olacaklar. Ya mutlu olacaklar tabii de. Karınca da biraz hava atmak istiyor sanki. Karıncamız çekirdeğin yanına yaklaşmış. Evet, evet. Ve şöyle bir kaldırmayı denemiş. Evet, evet. Ama maalesef çekirdeği kaldırmayı başaramamış. Ay, kaldıramamış mı? Ama olsun. İsterse arkadaşlarını çağırabilir. Hani kokusundan buluyorlardı ya. Arkadaşları gelip ona yardım edebilirler. Bu kocaman yemeği eve götürürler beraber. Evet, haklısın Pinky. Ama bizim karıncamız diğer arkadaşlarını çağırmak istemiyormuş. Aa, niye ki? Çekirdeği tek başına götürmek istiyormuş yuvaya. Aa, tek başına mı götürmek istiyormuş? İşte bu yüzden karıncamız
bütün gün boyunca çekirdeği tek başına kaldırmaya çalışmış. Karınca, arkadaşlarından yardım isteyebilirsin. Bir önünden iteklemiş, bir arkasından çekmiş. Ama bir türlü kaldırmayı başaramamış. Derken güneş yavaş yavaş batmış. Ve akşam olmuş. Aa, koskoca gün başka hiç yemek toplamaya çalışmadı. Bütün gününü bu çekirdekle harcadı. Bütün gününü orada bu çekirdeği kaldırmaya çalışarak geçirmiş. Ve kaldıramamış. Ya karınca olsun. Sen de başka yemekler götürürsün eve. Karıncamız çok üzülmüş. Çünkü akşam olmuş, yuvasından dışarıda kalmış. Hem de çekirdeği istediği gibi kaldırıp götürememiş. Aa, ben de çok üzüldüm. Böylece ilk gününde yuvaya hiç yiyecek götürememiş. E götüremez tabii. Bütün gün bu çekirdekle uğraştı. Karıncamız çaresiz çekirdeğin yanı başında oturmuş öylece. Evine niye dönmüyor Gizem abla? Evine gitmemiş çünkü çekirdeği götüremediği için utanmış, gitmek istememiş. Karınca merak etme. Başka zamanlarda başka yiyecekler götürürsün evine. Vazgeçme. Tamam demiş. Son bir kez daha deneyeceğim. Akşam oldu. Artık eve dönmeliyim. Bu çekirdeği kaldırmayı bir kere daha deneyeceğim ve başaracağım demiş. Ha, cidden mi? E hadi bakalım o zaman. Sonra karıncamız çekirdeğe yaklaşmış. Evet, evet. Tüm gücüyle çekirdeği sırtlanmış. Oo, evet. Ve çekirdeği kaldırmayı başarmış. Başarmış mı? Aa, çok şaşırdım, çok şaşırdım. Kendisi de şaşırmış. Ben nasıl kaldırdım bu çekirdeği ya demiş kendi kendine. Ya, hakikaten nasıl kaldırdı o çekirdeği tek başına? Derken etrafına bir bakmış. Bir de ne görsün? Ne görsün Gizem abla? Bütün karınca arkadaşları oradaymış. Ona yardım ediyorlarmış. Hep beraber kaldırıyorlar yani. Diğer karıncalar akşam olduğu için onu çok merak etmişler. Ve kokusunu takip ederek onu bulmuşlar. Ay çok iyi yapmışlar. Bakmışlar ki bizim karıncamız çekirdeğin yanında öylece oturuyor. Çekirdeğin etrafını sarmışlar. Ve bizim karıncamıza yardım etmişler. Ay ne güzel. Yani bizim karıncamız önden çekirdeği kaldırıyorum sanarken aslında arkasında bir sürü karınca ona yardım ediyormuş. Birlik olmuşlar, hep beraber o koca çekirdeği kaldırmışlar. İşte o anda karıncamız anlamış ki yardım istemek ya da yardım almak hiç de kötü bir şey değilmiş. Aslında bazı işleri arkadaşlarımızla beraber yapmak çok da güzel oluyormuş. Yardıma ihtiyacımız olursa yardım istemeliyiz. Hem zaten birlikten de kuvvet doğar. Karıncalar el birliğiyle kocaman çekirdeği kolaylıkla kaldırmışlar ve yuvalarına götürmüşler. Ya ne güzel oldu böyle. Yuvalarına gittiklerinde diğer karıncalar herkesi tebrik etmişler ve teşekkür etmişler. Birlikte hareket edince hem kocaman çekirdeği kaldırdılar hem de tek başlarına götüremeyecekleri kadar kocaman bir yemeği evlerine götürmüş oldular. Bizim de masalımız burada bitmiş. Ama daha resim çizeceğiz. Resim vardı daha. Doğru. E o zaman haydi hep beraber. Resim 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 yapacağız. Resim yapacağız. Resim yapacağız. Evet çocuklar. Kağıtlarımızı kalemlerimizi aldıysak haydi o zaman kendinden çok büyük şeyler kaldırabilen karıncaları çizmeye başlayalım. Başlayalım. Şöyle hangi renk yapsak? Ben siyah yapacağım. Sen hangi renk yapacaksın karıncaları Pinky? Ben de mor yapacağım. Tamam. Çocuklar siz de istediğiniz renk yapabilirsiniz karıncaları. Bir sürü karınca çizeceğimiz için biraz küçük çizeceğiz. Evet zaten karıncalar küçük küçük. Şöyle bir yuvarlak yapıyoruz ilk önce. Bu ilk karıncamızın kafası. Sonra gövdesi için şöyle aşağı doğru daha uzun bir yuvarlak yapıyoruz. Önce bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra aşağı doğru da daha uzun bir yuvarlak. Yaptık. Harika. Sonra da karıncamızın gövdesini tamamlamak için daha büyük bir yuvarlak yapıyoruz. Şöyle. Oldu. Gizem abla, bu pek karıncaya benzemedi. Sabırlı ol Pinky. Çizimimiz bittiğinde eminim karıncaya benzeyecek. Hem benzemese de olur. Önemli olan yaparken mutlu olmak. Evet, yaparken çok eğleniyoruz ya. Tamam, ben de karıncamızın arkasındaki yuvarlağı yapayım. Şimdi de karıncamızın antenlerini yapıyoruz. Şöyle bir çizgi. Hop, bir tane daha. Aa, evet evet, şimdi karıncaya benzemeye başladı gerçekten. Hop, hop. Şimdi de karıncamızın ayaklarını yapalım. Yapalım. Şöyle bir, iki, üç. Gizem abla, karıncanın üç ayağı mı var? Hayır Pinky, aslında altı ayağı var.
Ama biz yandan baktığımız için sadece 3 tanesini çizdik. He, anladım. 1, 2, 3. Aldım. Hadi şimdi bir tane daha karınca çizelim. Evet. Hemen arkasına çizelim. Birbirlerini takip ediyorlarmış. Aa evet. Aynı masaldaki gibi. Şöyle bir yuvarlak yapıyoruz yine kafası için. Sonra aşağı doğru bir tane daha uzun yuvarlak. Sonra da bir tane daha kocaman yuvarlak. Hadi bakalım Pinky. Tamam, yapıyorum. Bir tane böyle yuvarlak. Evet. Aşağı doğru uzun yuvarlak. Evet. Sonra bir tane büyük yuvarlak. Evet. Şimdi de antenlerini yapalım. 1, 2. Antenlerini de 1, 2. Sonra da bacaklarını. 1, 2, 3. Ben de yapayım. 1, 2, 3. Oldu. Bir tane daha karınca yapalım mı? Yapalım Gizem abla. O zaman yine demin yaptığımız gibi şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Aşağı doğru bir tane daha uzun yuvarlak ve bir tane büyük yuvarlak. Ben de öğrendim Gizem abla. Evet Pinky. Şöyle yuvarlak, aşağı doğru uzun yuvarlak, sonra da büyük yuvarlak. Şimdi de antenlerini yapacağız değil mi Gizem abla? Evet Pinky, harikasın. 1, 2. 1, 2. Şimdi de bacakları. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aldı. Evet. Pinky, sence bu karıncalar ne taşısın? Kendilerinden büyük bir şey. Buldum Gizem abla. Kocaman bir kalp taşısınlar. Çok güzel bir fikir Pinky. Evet, kocaman bir kalp taşısınlar. Kalbimizi çizmek için o zaman ben kırmızı seçiyorum. Ben de pembe seçiyorum tabii ki Gizem abla. O zaman şöyle yamuk bir kalp çiziyoruz. Sanki hepsi kalbin kenarından tutmuşlar, taşıyorlar gibi. Şöyle karıncalarımızın da üstüne değdirmeden çiziyoruz. Biraz yamuk oldu. Olsun Gizem abla. Yamuk olsa bile çok güzel bir kalp oldu. Hem önemli olan çizerken ne kadar mutlu olduğumuz. Haklısın Pinky. Yamuk olmasının hiç önemi yok. Ben de pembe seçiyorum. Şimdi ben de kalp çizeyim. Şöyle karıncalarımızın üstüne çizmeden. Şöyle. Benimki de yamuk oldu Gizem abla. Olsun, çok güzel oldu. Hadi boyayalım. Boyuyoruz. Boyuyoruz. Şöyle. Boyarken ben şöyle karıncaların üstünü boyamadan kenarlarını boyuyorum. Ama eğer siz daha güzel olacağını düşünürseniz, hoşunuza giderse üstünden de boyayabilirsiniz. Şöyle oldu. Çok güzel oluyor Gizem abla. Şimdi ben de boyuyorum. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Ben de üstünden boyamayacağım Gizem abla. Kenarlarını boyayacağım. Tamam Pinky, nasıl istiyorsan. Oldu. Evet, çok güzel oldu. Yere çimen de yapalım Gizem abla, yeşil yeşil. Tamam, harika bir fikir. O zaman şöyle güzel bir yeşille yere çimenler koyuyoruz. Şöyle çizgi çizgi. Evet. Çizgi çizgi. Aldı. Evet çocuklar, resmimiz burada bitti. Eğer siz başka şeyler de eklemek istiyorsanız ekleyin. Gizem abla, resmimiz bitmedi. Neden Pinky? İsmimizi yazmadık. Evet, haklısın. O zaman ismimizi de yazıyoruz. Pinky! Aldı. Çocuklar, hem masal hem de resim harika değil miydi? Ben bayıldım. Aynı biz de masalımızı
tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Ama aslında yardım istemek, yardım almak çok güzel bir şey. Biz de arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle bütün zorlukları beraber aşabiliriz. Onlardan yardım isteyebiliriz. İşte resmimizde de zaten bu yüzden bir sürü karınca çizdik. Ben karıncalarımı mor yaptım. Siz hangi renk yaptınız karıncalarınızı? Bize resimlerinizi gönderin. Ben çok merak ediyorum çocuklar. Evet çocuklar. Bize resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Evet evet gönderin. Ayrıca bu videoyu paylaşarak masalımızın diğer çocuklara ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Evet bu videoyu paylaşın ki diğer çocuklar da bu masalı dinlesinler ve hep beraber bizimle resim yapsınlar. Kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.